Merhaba, ons altında çok sert hareket olmadı fakat 2740 ile yaklaşık olarak 2720 bandı içerisinde hareket ettiğini gördük. Yukarı yönlü harekette 2750'de zorlandığını ifade edebiliriz. Gümüş tarafında ise 34 doların üzerinde henüz daha kalıcılığı sergileyemedi. Hatırlarsınız 30 doları kırdığı zaman 34 ve 36 olarak konuştuk. 31.30'un altına geldiğinde de 28.5 ve 29'ların dip olacağından konuşmuştuk. Ama sonuçta yıl sonu için gramda da 40 TL'yi konuşmuştuk gümüş tarafında. 38.5'tan da satış geldiğini gördük. Aslında yıl sonu itibariyle gümüş tarafında beklentiler dahilinde hareket ettiğimizi söyleyebiliriz. Sadece arada bir fark var. Ons altın tarafı biraz daha farklı bir şekilde gümüşten daha fazla bir getiri elde etti. Aslında bunun beraber ya da paralel olarak hareket etmesini beklentim dahilinde olduğunu ifade edebilirim. Ama ons altın 2660'ların da üzerine atarak hareketini soluksuz sürdürmeye çalışıyor. Bunun sebebi tabii ki İsrail-İran gerginliği olarak ifade edilebilir. Çünkü sadece bir faiz indirimiyle açıklanacak bir durum değil ya da ekonomik gelişmelerle açıklanabilecek bir durum değil. Peki bundan sonrası açısından 2660'a dikkat edeceğiz. Genelde trend değişimlerinde 2660 gibi 2430 gibi noktalar kırıldığında test etmeden devam etti. Bu olumsuz bir gelişme olarak algılanabilir. Buralara geri çekildiğinde de tutunmama ihtimali savaşın ya da bölgedeki jeopolitik risklerin azalmasıyla olmayabilir. Dikkatli olmakta fayda var ama şu anda böyle bir azalma beklentisi var mı diyeceksiniz. Şu anda yok. Ama geri çekilmede 2660'ın destek olup olmayacağına bakacağız. 3000'in üzerinde kalıcılık olmasına önem göstermek lazım. Kalamazsa geri çekilmeleri konuşabiliriz. Ama şu anda genel kanı piyasa izle ve gör uyguluyor. İzle ve gör olarak da 2660'ın üzerinde kalması pozitif.